Gündem dışı ikinci söz, Şırnak'ın sorunları hakkında söz isteyen Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e ait. Buyurun Sayın Özgüneş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere bu ay itibariyle, yani geçmiş ay itibariyle Haziran'da bir normalleşme süreci başlatıldı hükümet tarafından. Normalleşme süreci öncesi Şırnak bölgesinde toplam korona vaka sayısı 82 ya da 83'tü. Ama Haziran ayı itibariyle bu sayı 750'ye çıktı. Dolayısıyla merkezi de Cizre. Sebebi de şuydu: yeterince alınmayan önlemler. Bir de şunun tespitini kriz komisyonumuz yapmıştır. Vefa Derneği'nden iki arkadaşımız yardım dağıtırken tespit sonucu koronalı çıkıyor ve bunlar yüzlerce aileyi gezmişler. Bir anda gezdikleri ailelerin büyük bir çoğunluğu bu mikrobu almış oluyorlar. Aldığımız son bilgiler üzerinde vaka sayısı 750 ve karantinaya alınan bina sayısı 200'ü çok aşmış. Tabii bu burada durmuyor. Cizre'de durmuyor. Silopi'ye aynı oranda yansımış. Şırnak Genel Merkezi'ne aynı oranda yansımış. İdil'e de yansımış ve giderek yayılıyor. Tabii televizyonlarda çokça anlatıldı bu konular, tedbir alma konusunda. Ama değerli arkadaşlar, biz parti olarak, demokratik kitle örgütleri olarak da önlemlerimizi çokça aldık. Fakat yetkililer buna karşı duyarsız kaldılar. Bakın, ben bu yayılım esnasında 2 gün boyunca Vali Bey'i aramadım. Sağlık İl Müdürünü aradım. Hiçbirisi bizim telefonlarımıza cevap vermediler. Mesele şuydu: bu konuyu birlikte ele alıp halkın sokağa çıkmaması noktasında ya da diğer tedbirlerini daha rahat alabilmesi noktasında ne yapabilirizdik? Maalesef HDP'li vekil olduğumuz için onların zihninde biz sakıncalıyız ve bizimle görüşmediler. Oysa devlet memuru kanununda dinleniyor ki devlet memuru dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep farklılığı vesaire gözetmeksizin topluma hizmet etmek durumundadır. Oysa siz AKP hükümeti olarak memurları o denli korkutmuşsunuz ki kendi ilinin sorunlarını dile getirmek isteyen, bunu görüşmek isteyen vekille görüşmekten kaçınıyorlar. Niye? Çünkü muhaliftir. Çünkü düşman kategorisine konulmuştur. Şimdi siz toplumun birliğinden, bütünlüğünden bahsediyorsunuz. Bu toplumda birlik bırakmamışsınız. Sosyolojik olarak da bölmüşsünüz, siyaseten de bölmüşsünüz, memurları da bölmüşsünüz. Parti devleti haline getirmişsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, devlet hastaneleri yetersiz. Şırnak'ta, İdil'de, Cizre'de, Silopi'de hastanelerin teknik araç gereçleri son derece yetersiz. Doktor, memur yetersiz. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Her taraf dolmuş. Dış illere göndermek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla bizim talebimiz şudur: bir an önce müdahale edilmesi, gerekli ölçümlerin yapılması, tedavi imkanlarının yaratılmasıdır. Diğer bir husus, değerli arkadaşlar, yıllardır siyaset malzemesi yapılıyor. Şırnak'ın güneyine bölge hastanesi kuracağız diye. Biz de dört gözle bekliyoruz. Nerede bu hastane? Bir ara dediler İdil'de yapacağız. Sonra dediler Cizre'nin kuzeyinde yapacağız. En son dediler Şırnak'ın güneyinde yapacağız. Halkı avutuyorlar.
ortada hastane yok. Mevcut hastaneler sağlık ocağının ölçüsünü aşan bir durumda değildir. Diğer bir husus değerli arkadaşlar, her yıl yazın gelmesiyle bölgenin ormanları, coğrafyamızın ormanları çatışma ya da güvenlik nedeniyle top ateşlerine tutuluyor ya da bizatihi kesiliyor. Şimdi Şırnak'ın hemen güneyinde 4 köyde bütün halkın itiraz buyursunlar Sayın Özgür. Şimdi istemiyoruz demelerine rağmen gidip Uludere korucularını getirip ormanları kesiyorlar. Niye? Güvenlik gerekçesiyle. Oysa orada hiçbir güvenlik gerekçesi yoktur. Orada gözetleme kuleleri, karakollar o köylülerin nüfusunu çok çok aşan bir sayıda varlığını gösteriyor. Diğer bir husus değerli arkadaşlar, Şırnak'ın yol durumu. Şırnak'taki bütün ilçelerin, bütün il bağlantıları ve köylerin yolları faciattan ötedir. Aylarca bunu dile getirdik. Basın açıklamalarıyla dile getirdik. Mecliste dile getirdik. Göz boyama rutuşlarının dışında hiçbir şey yapılmıyor. Bir çukura bir dolgu yapıyorlar. Ertesi gün gidiyorsunuz aynı durumda. Şırnak merkezde işte belediyeler AKP'nin olursa çok iyi hizmet eder. Arkadaşlar dün aradılar. 40 gündür birçok mahallesinde su yok. Suyu selamlayalım Sayın Özgür. Oysa ki Şırnak'ın suyu, mevcut suyu 3 tane 5 tane Şırnak'ı rahatlıkla karşılayabilir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözünü hatırlatıyorum. Şayet ülkede bir kesim çok zenginleşirken diğer kesimler yerinde sayıyor veya fakirleşiyorsa orada adalet yok demektir. Şimdi Türkiye'de fakirleşme %70-80. Burada adalet yok. Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır. Evet, zulüm vardır. Dün de tartıştık. Zulüm ise bizim inancımızda küfre eşdeğerdir arkadaşlar. Yükünüz çok ağır. Bir an önce kendinize gelmenizi diliyorum. Zihninizi değiştirin. Bu tek parti devletleşme zihniyetinden vazgeçin. Toplumu düşmanlaştırmayın. Saygılar sunuyorum. Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bir ülkenin birlik, beraberlik, kardeşliğinin, ulus birliğinin, geçmişte birlikte yaşamış ve gelecekte de birlikte yaşama ülküsünün en önemli göstergesi, anayasal hukuk güvencesi ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleridir. Hamdolsun bugün, geçmişle kıyaslandığı zaman ülkemizde derin ve paralel yapıların siyasete, topluma, ekonomiye müdahalelerini önledik. Ülkemizde siyasi suikastler üzerinden millete istikamet veren anlayışı ortadan kaldırdık. Terörle her gün şehir merkezlerinde, sokaklarda, caddelerde vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesini ortadan kaldırdık. Ve bu ülkede FETÖ'yle, PKK'yla, petrol, silah ve faiz üzerinden yürütülen emperyalist saldırılar... Buyursunlar. Ülkemizin hamdolsun birlik ve beraberliğini koruyarak bu emperyalistleri, hamdolsun onların uşaklarını temizledik. Eğer bugün Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Antalya'ya bu ülke barış ve huzur içerisinde yaşıyorsa, demek ki anayasal hukuk güvencemiz ve 83 milyon vatandaşımızın hak ve özgürlüğünü ve 83 milyon vatandaşımızın milli emanetini hakça, adaletli bir şekilde paylaştırmamızdan kaynaklanmaktadır. Bunu genel kurulun ve aziz milletimizin dikkatine sunuyorum. Teşekkür ediyorum.